Peki Yasemin Hanım, yani ne olsun istiyordunuz siz, yani hani nasıl gelişti bu olaylar, hani bu almalar vermeler, ne istediniz de onlar yapmadı ya da onlar sizden bir şey tabii, nasıl gelişti? Yani işte istemeye geldiklerinde zaten sözle isteme aynı anda oldu ki bizde olmaz öyle şeyler. Yani bizde iki kere istemeye gelinir, ikincisinde kız verilir, sonra gelinir, söz yapılır. Bizde hepsi bir arada oldu. O arada tabii bir nişan bohçasıdır, bir şeydir, onlara konuşuldu. Nişan bohçaları yapılacak, bütün sülaleye yapılması lazım. Anneyle babayla olmuyor ki bu iş. Bunun, bu amcası var, teyzesi var, dayısı var. Hepsine yapılması lazım. Nasıl ya? E tabii öyledir bizde. Herkese yapılır Şirin bütün sülaleye. Yörelerimiz nasıldı biliyor musun? Bizde koça isterler. Tabii. Ne isterler? Koç isterler. Tabii koçun boynuzunda da bilezik olması lazım. Koça isterler. Ondan sonra da Trabzon altınlarını isterler. Tabii. Trabzon asır olması lazım. Asırlar olması lazım. 4 falan şöyle. Bizim adetimiz budur. Kemer olması lazım Trabzon asırından altın. Onlar olmadan olmaz. Neden olmaz? Adettir bizde. Ama bir adettir. Tane kızımız vardır da Ayşe. Tamam, herkesin bir tane kızı vardır, bir tane oğlu vardır da onlar adettir olmaz. Adettir olmaz ne demek ya? Ama bizde öyledir yani. Bunlar olmazsa olmuyor, kabul etmiyorlar yani. Ve büyükler de kabul etmiyor gerçi. Biz de öyle gördük diye öyle devam ettirip gidiyoruz aslında. Peki düğün gecesi dediniz damat şeyi ödemek istedi. Ne oldu? Nasıl oldu o olay? Yani ne, takılar mı? Takılar bozulması bizde kalsın. Kimde kalsın isterdiniz takılar? Kimde kız tarafında kalır. Kız tarafında tabii. Kalır. Ha, biz onu sorduk, araştırdık ayrıca. Tabii. Takılar kız tarafında kalıyormuş. Kız da kalıyormuş. Ama onlar ne yaptı? Onlar aldı hepsini götürdü. Zaten kuzeni ne tutturdu şeyi, keseyi bizim damat efendi. Keseye atıldı. Sonra içeriye gidildi. İşte o arada ne oldu? Oradan altınlar alınacak oldu. Ablam görünce bu sefer birazcık tartışma oldu. Leyla ağladı. Ne oldu biraz? Sen bizden para esirgiyorsun oldu. İşte damat ablama bir şey dedi. Ablam ona bir şey dedi. En sonunda kızınızı mal olarak görüyorsunuz dedi çocuk. Ondan sonra bütün ipler koptu zaten. Ama yani sanki hani belki o laf çirkin geldi size o anda ama hakikaten bir nesne gibi gördüğünüzü yok. Ben de düşündüm yani yok. Şu anda. Öyle demeyin. Yani öyle görmüyoruz tabii ki. Yani öyle olur mu ya? Bir tanecik evladımız, kızımız var bizim. Öyle görür müyüz? Ama biz onun geleceğini garantiye almak istiyoruz. Ya böyle mi garantiye alıyor geleceğini? Yani işte biz de bunları gördük. Ya Şükür Hanım, yani başka bir şey görmedik ki biz de. Biz neleri gördüysek onları yapmaya çalışıyoruz. Biraz da. Mutsuz muydunuz evliliklerinizde? Yani. Hani aşık olup da evlenmedim ben açıkçası yani. Yani paranız olsa daha mı mutlu olacaktınız? Olabilirdik tabii yani. O zaman çevremizdeki insanlara, akrabalara karşı başımız daha yukarıda olacaktı mesela. Yani en basitinden benim kuzen evine güne gidiyoruz. Buradan buraya takıyor altından da böyle. Şeyi servisi öyle yapıyor günlerde. Ne o, onun kocası daha zengin çünkü. Ne o, siz buna özeniyordunuz yani, öyle mi? Keşke benim de olsa, ben de taksaydım. Özenmekten ziyade kendinize ezik hissediyorsunuz. Niye? Öyle öğrettiler bize. Ya benim bileziğim yok diye kendini ezik hissediyor. Öyledir bizim oralarda ama yoksa sizi ezik görürler. Gelin o giyersin, baba evinden güzel şanlı ve öyle çıkarsın. Tabii. Bizim adetlerimiz böyledir. Aşkım. Şık şıkır olman lazım her daim. Size çok katıldığımı söyleyemeyeceğim açıkçası. Yani ben böyle bakamıyorum hayata. İlla ki gelenektir, görenektir. Bunları insanlara çok zarar vermeden, birbirine çok zarar vermeden devam ettirebiliyorsan şahane bir şey. Ama bu kadar hani insanların mutsuzluğu üstüne kuruyorsan bu gelenek, görenek devamını, bu iyi bir şey değil. Bence değil. Aslında öyle görünüyor da Ayşegül Hanım, öyle değil. Nasıl? Öyle değil yani. Nasıl? Biz istiyoruz ki kızımızı sağlamalı, sağlıklı gitsin, güzel bir düğün yapalım. Gel, o tarafta mutlu olsun, bizim tarafta mutlu olsun diye ama olmadı. İşte adetler çakıştı. Adetlerimiz biraz... Onlar sizden bir şey istediler mi? Yani onlar bir bohça istediler. Bir bohça. Yani başka bir şey istemediler, yok.
E niye onlar da size aslan gibi erkek evlat veriyorlar? E ama burada kız tarafının adetleri daha önemli, düğün yapıyoruz. O erkek tarafının da adetleri vardı illaki kendine göre. Ama sizden bir şey talep etmemişler. Anladığım kadarıyla yani. Yani etmediler. Allah için etmediler. Tabii. Etmediler. Etmediler. Yani siz bütün bu safhalarda yanlarındaydınız yani değil mi? Yanlarındaydım Aşıbilen. Yanlarındaydım. Daha düğün günü fotoğraf çekimine bile beraber gittiler bunlar. Gittim. Yeğenimdi. Bir taneydi diye. Gözüm hep onun üzerindeydi. Öyle oldu. İstediğim gibi öyle bir güzel bir düğün olsun. Kızımızı böyle çıkaralım gelinin oğla diye. Davulla, zurnayla diye. Ama anlaşamadık Aşıbilen'le. Yapacak bir şey yok. İşte siz anlaşamadığınızı düşünmüşsünüz. Belki de onlar anlaşıyordu çok güzel. Ama şimdi onlar anlaşıyordu. Aileler anlaşamayınca nasıl olacak? Anlaşma yoluna gitmemişsiniz ki hiç. Onlar da bize karşı öyle çok gelmediler ya. Yani. Onlar da ayrı durdular Aşıkül Hanım. Onlar da yanaşsaydılar biraz. Ortada yani hiç abarttığınızı düşünmüyor musunuz? İşte her baklava diliminin üstüne birer altın yok bilmem. Yok onlar. Biz yani hepsini yapmadık bile. Ona bakarsanız o 15 gün düğün devam eder. Kınası ayrı 2-3 gün devam eder. Bizim orada öyle adetler de var. Biz onları yapmadık. Biz onları yapmadık yani. Biz böyle genel şeyleri istedik. Tabii canım hiçbir şey yapmamışsınız. Bir de onları yapsaydınız ne olacaktı acaba? Aynen öyle Aşıkül Hanım. Şimdi ben içeri geçeceğim. Evet. Ve bu barışma üstüne bir konuşma daha yapmak istiyorum sizlerle içeride. Damat ya da damadın ailesinden birileri varsa? O konuda bir şey söyleyemem. Ama ben içeri gelip içeride bunun üzerine biraz daha konuşmanızı istiyorum. Aslında. Ben şimdi size bir süre vereceğim. Siz bir düşünün, aranızda istişare yapın. Programı izliyormuşsunuz ya, çok teşekkür ederim bu arada. Evet, sağ olun. Bu yarım saat bir süre veriyoruz. Bu süre zarfında bir düşünün, kendi aranızda da bir konuşun. Bir düşünün o zaman. Ondan sonra içeri gelmeye karar verirseniz, biz içeride sizi bekliyor olacağız, tamam? İnşallah Aşıkül Hanım. İnşallah. Yani bir konuşalım, bir bakalım ablamla neye karar vereceğiz ona göre. Tamam. Biz... O zaman görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Gelirsiniz. İnşallah. Ben bekliyorum sizi. İnşallah. Tamamdır. Tamam, hadi bakalım.